Yine bakacak olursak arkadaşlar enlem faktörü paralellerle aynıymış gibi kullanılır. Fakat enlemle paralel gerçekte aynı değildir. Bakarsak dünya üzerindeki bir yerin ekvatora açı cinsinden değerine enlemlenir. Paraleller birer derece açılarla çizilirken enlem bir açı cinsi olduğu için derece, dakika, saniye şeklinde bölünebilir. Bu özelliğiyle daha özel, daha küçük yerleri bile daha ayrıntılı bir şekilde göstermemize neden olur? Baktığımız zaman enlem derecesi değiştiğinde ekvatora olan uzaklık da değişir. Ekvatora olan uzaklık değiştiği için ise güneş ışınlarının geliş açısı kutuplara doğru küçülür. Ekvatordan uzaklaşmış oluyoruz. Işınların atmosferde yolu uzar yani tutulma oranları değişir. Kutuplara doğru bu tutulma oranı artar, sıcaklık da kutuplara doğru azalır. Denizlerin sıcaklığı ve tuzluluk oranları kutuplara doğru azalır. Bunların hepsi ekvatordan uzaklaştığımızda görülen olaylardır. Sıcaklık iklim kuşakları oluşur. Yine enlem faktörüne bağlı olarak bitki örtüsü e, kutuplara doğru aralıksız kuşaklar oluşturur. Tarım yükselti sınırı, toktağın kar yani kalıcı kar sınırı, orman üst sınırı gibi sınırlar kutuplara doğru deniz seviyesine yaklaşır. Akarsuların donma süresi kutuplara doğru uzar. Gece ile gündüz arasındaki zaman farkı kutuplara doğru artar. Gece gündüz zaman farkı kutup noktalarında 6 aya kadar çıkar. Dünyanın dönüş hızı, çizgisel hız diyoruz biz buna. Çizgisel hız kutuplara doğru azalma gösterir. Bunlar endemin sonuçları olarak karşımıza çıkıyor. Endemin en önemli sonuçlarından birincisi ışığın geliş açısıdır. Işık ekvator ve çevresine büyük açılarla geldiği için güneş enerjisi A noktasına büyük enerji getirir. Bu nedenle A noktasının olduğu yerde sıcaklık değerleri yüksek olurken B noktası ışığı eğik açıyla aldığı için sıcaklık değerleri daha düşük olur. Bu nedenle Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe enlem derecesinin değişmesi yani dünyanın şeklinin bir sonucu olarak sıcaklık değerleri kutuplara doğru azalır. Bu nedenle Ekvator'a yakın olan bir yerde sıcaklık değerleri, yüksek kutuplara yakın olan yerlerde sıcaklık değerleri düşük olur. Bununla ilgili örnek bir sorumuz var. Ona bakalım. Enlem dünya üzerindeki herhangi bir noktanın başlangıç paraleline olan açısal uzaklığıdır. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde enlemin etkisi yoktur denmiş? Karın yerde kalma süresi. Kutuplarda bu süre uzundur. Ekvator'da daha kısadır ya da hiç yağmaz etkilidir. Doğal bitki örtüsünün dağılışında sıcaklığı enlem etkilediği için etkilidir. Yine sıcaklığın dağılışında etkilidir. Akarsu rejimleri sıcaklıktan etkilendiği için yine etkilidir. Ancak kara veya denizin dağılışında enlemin herhangi bir etkisi olmadığı için cevap E seçeneğidir. Devam edecek olursak enlem ve paralel aynı gibi kullanılır ancak farklıdırlar demiştik. Enlem ekvatora açı cinsinden uzaklıktır. Ekvatora yakınlık ya da uzaklık enlem dereceleriyle, derece dakika ve saniye ile ifade edilir. Yani daha ayrıntılı olarak ifade edilir. Paralellerse birer derece açılarla çizilir. Baktığımız zaman e, sol taraftaki kürede özel enlemleri görüyoruz. Bunlar bizim özel enlemlerimiz. Mesela burası ekvator, sıfır derece ile derecelendiriliyor. Kuzeye doğru ve güneye doğru gidildikçe 23-27 dakikayı görüyoruz güneydeki oğlak dönencesi ve kuzeydeki yengeç dönencesi. 66-33'leri görüyoruz. Kuzeyde bulunan kuzey kutup dairesi, güneyde bulunansa güney kutup dairesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve 90 kuzey ile 90 güneyde yine kutup noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Bu aynı zamanda özel enlemler olarak biliniyor ve bu özel enlemler ya da bu özel enlemlerin yeri bize matematik iklim kuşaklarının oluşmasına neden oluyor. İşte dönenceler arasında kalan bu bölge sıcak ya da tropik kuşak, dönenceler arasında kalan bölge sıcak kuşakken dönence ile kutup dairesi arasında kalan bölge orta kuşak, kutup noktası ile kutup daireleri arasında kalan bölge ise kutup kuşağı olarak karşımıza çıkıyor. Bu kuşakların oluşmasında daha çok eksen eğikliği etkilidir. Yani dünyanın 23 derece 27 dakikalık eğikliği bu dönencelerin ve kutup dairelerinin yerini belirlemede etkilidir. Bu durumu dünyanın şekliyle açıklayamayız. Bunu sakın dünyanın şekliyle karıştırmayın. Bu durumun nedeni eksen eğikliğidir arkadaşlar. Bakınız burada yine özel enlemlerin enlem değerleri var. Alçak enlemler dendiğinde soru köklerinde biz bunun ekvatora yakın olduğunu anlayacağız. Alçak enlemler ekvatora yakın olan yerler. Orta enlemler ise dönence ile kutup dairesi arasında kalan bölge. Yüksek enlemler olarak nitelendirilen yer ise kutup bölgeleridir. Yine alçak enlem, orta enlem ve yüksek enlemin ne demek olduğunu buradan anlayabiliriz. Baktığımız zaman aynı enlem üzerindeki merkezlerde bazı özellikler ortaktır. E, ekvatora ve kutuplara eşit uzaklıktadır aynı enlem üzerinde bulunan yerlerde. Güneş ışınlarının öğle vakti geliş açısı aynıdır. Gece gündüz süreleri ve gece gündüz süre farkları birbirine eşittir. Ve dünyanın çizgisel hızı, dönüş hızı e, aynıdır, birbirine eşittir. Buna bağlı olarak şafak, grup ve tan süreleri de yine birbirine eşit olur. Aynı enlem üzerindeki yerlerde. Aynı iklim kuşağındadırlar fakat aynı iklim özellikleri görülmeyebilir. İklim kuşağının aynı olması demek, aynı iklimin görülmesi demek değildir örneğin Antalya ile Gaziantep aynı iklim kuşağındadır. Ancak Gaziantep'te daha sert bir iklim görülürken Antalya'da daha ılıman bir iklim görülür. Aynı enleme ya da enlem değerlerine yakın olmasına rağmen. İki meridyen arasındaki mesafe aynı enlem değerlerinde eşittir. Yer çekimi kuvveti kutuplarda biliyorsunuz artıyordu. Aynı enlem değerlerinde ise o zaman eşittir. Tan ve grup süreleri yine aynıdır. Aynı enlemde bulunan noktalarda. Devam edersek yine bir örnek sorumuz var bununla ilgili. Bir bölgenin enleminin bilinmesi o bölgeyle ilgili olarak bulunduğu iklim kuşağı. Enlemi biliyorsak iklim kuşağında bilebiliriz sıcaklık farkı demiş. Sıcaklık farkı ile sıcaklık değeri aynı şey değildir. Ama bunu karıştırmayın arkadaşlar. O bir dursun. Gece gündüz arasındaki fark denmiş. Bunu bilebiliriz. İşte kutuplarda fazla, Ekvator'da az. Çizgisel hızı bilebiliriz. Yine kutuplarda az, Ekvator'da fazla. Bilemeyeceğimiz ya da kesin olarak ulaşamayacağımız şey iki numaralı seçeneğimiz yani C seçeneğidir. Müzik